limitasya meselelerinde özellikle anklavlar veya egemenliği tartışmalı alanlar dediğimiz Türkçeyle yani o mümkündü ve yaşanan bir problem. Bu bütün serhatların delimitasya veya demarkasyasında yaşanan bir mesele. Elbette ki Ermenistan aslında biraz evvel dediğimiz bu meseleye biraz yol açmak istedi. Hususıyla anklavlarda, eksklavlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait şirketlere bazı hukuklar tanıyarak aslında daha önce de dediğimiz gibi bizi biraz da Amerika, bu sefer de Amerikalı şirketlerle ve bilirsiniz ki Amerikalı şirketler her zaman Amerikan desteğini arkasına almış şirketlerdir. Beynəlxalq alemde iş gören şirketler. Yani Amerikan devletinin desteği her zaman arkasındadır. Elbette ki bu mesele, bence bu mesele de gündeme gelecek. İşte orada Azerbaycan'ın her zaman olduğu gibi yine de tutarlı bir hareketi yani tutarlı bir mövqe göstermesi mühimdir ki onu da göstereceğini düşünüyorum. O sebeple belli. Bence delimitasyadan çok bir komisyon kurulması gündeme gelecektir. Yani benim de fikrim olur ki delimitasya bahanesinde bir komisyonun kurulması fikri biraz daha geliştirilecek. Ama özellikle bu anklavlar ve eksklavlar konusu da mutlak gündeme gelecek. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'ın yanında ama yer alacağını hiç de düşünmüyorum. Çünkü bu ticari faaliyetlerdir. Bu ticari faaliyetlerin devletlerin politikasını doğrudan şekillendiren hususiyetler değildir. Buranın tartışmalı alan olması bir manada ve o Amerikalı şirketin orada iş görür olması tamamen Ermenistanlı Amerika'nın destekleyeceği fikrini oluşturmamalıdır. Çünkü yine söylüyorum Amerikan iktisadi hayatında anlayış tamamen farklı. Aydınlık. Yani bu manada eksklavlar gündeme gelecek. Bu üç cihetin üçü de gündeme gelecek. Ama hangi sahada daha çok adım atılacak? Yapılacak olacak. Bence bir delimitasya komisyasının kurulması mevzusunda bir iki adımlar atılacak. Eksklavlar konusunda az da olsa bir mehrecde buluşma mümkün olabilir ama çözümlenmeyecek. Aydınlık.